Bu videoda birinci dereceden tepkimeler için elimizdeki verilere dayanarak nasıl grafik çizmemiz gerektiğini göreceğiz. Siklopropanın propane dönüşmesi birinci dereceden bir tepkime, bunu biliyoruz. Sorunun A şıkkında deneysel veri kullanarak bu tepkimenin birinci dereceden olduğunu bir de bizim göstermemiz isteniyor. O zaman verileri inceleyelim. Gördüğünüz gibi zaman geçtikçe siklopropanın derişimi azalıyor. Bu da oldukça mantıklı. Çünkü siklopropan zaman içinde propene dönüşüyor. Eğer bu tepkimenin birinci dereceden olduğunu göstermek istiyorsak, bir önceki videoda bulduğumuz integrali alınmış hız ifadesini kullanmamız gerekiyor. Hatırlayalım. Bir önceki videoda ln a eşittir, eksi k çarpı t artı ln a sıfır olduğunu bulmuştuk. Yani a'nın derişiminin doğal logaritması eksi k çarpı t'nin a'nın başlangıç derişimiyle toplamına eşitti. Bu tepkime için a tabii ki siklopropan olacak. Bu yüzden buraya siklopropanın yani C3H6'nın derişiminin doğal logaritması eşittir. Eksi k çarpı t artı siklopropanın başlangıç derişiminin doğal logaritması yazabiliriz. Bunu zaten bir önceki videodan hatırlıyor olmalısınız. Bu denklem y eşittir mx artı b denkleminin formatıyla aynı, öyle değil mi? Yani siklopropanın derişiminin doğal logaritmasını y eksenine, zamanı da x eksenine yerleştirirsek, bir doğru ya da ona yakın bir şey elde etmemiz gerekir. Bu şekilde tepkiminin birinci dereceden olduğunu anlayabiliriz. Aynı zamanda da eksi k'ye eşit olan eğimi bularak hız sabitini çizginin y eksenini kestiği noktayı bularak da siklopropanın başlangıç derişiminin doğal logaritmasını bulabiliriz. Dolayısıyla bu grafiği çizmek istiyorsak öncelikle siklopropanın derişiminin doğal logaritmasına ihtiyacımız var. Ama elimizdeki veriler sadece siklopropanın derişimini gösteriyor. Öyleyse bu değerlerin hepsinin doğal logaritmasını almamız gerekiyor. Ancak bu şekilde istediğimiz grafiği çizebiliriz. İlk olarak 0,099'un doğal logaritmasını bulmamız lazım. Hesap makinemizi alalım. Elen 0,099 bize eksi 2,31'i veriyor. Buraya eksi 2,31 yazabiliriz. İkinci verimiz için elen 0,079 yapmamız gerek. Bunun da sonucu eksi 2,54 çıktı. Evet, eksi 2,54. Sonraki işlem elen 0,065. Cevabımız eksi 2,73. Son olarak bir de elen 0,054'e bakalım. Onun da sonucu eksi 2,92. Artık grafiğe geçebiliriz. Siklopropanın derişiminin doğal logaritmasını y eksenine yazmamız gerekiyordu değil mi? Zamanı da x eksenine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi eksenleri daha önceden isimlendirmiştim. x ekseninde biraz önce de söylediğimiz gibi zaman var. y ekseninde de siklopropanın doğal logaritmasını görüyoruz. Şimdi de biraz önce belirlediğimiz noktaları buraya yerleştirelim. İlk olarak zaman sıfıra eşitken y'nin eksi 2,31 olduğu nokta var. Yani zaman sıfırken y eksi 2,31 olacak. Burası eksi 2, burası eksi 2,1. Burası eksi 2,2. Burası da eksi 2,3. Demek ki eksi 2,31 buralarda bir yerde olmalı. Gördüğünüz gibi bir videoda verileri grafiğe mükemmel bir şekilde yerleştirmek biraz zor. O yüzden bazı şeyleri yaklaşık olarak yapmak zorundayız. Bir sonraki nokta için zaman 300 saniye. Y ise eksi 2,54'e eşit. 300 saniye burası diyebiliriz. Eksi 2,54 de buraya oldukça yakın olmalı değil mi? Yani yaklaşık olarak burası olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki nokta için zaman 600 saniye. Y eksenindeki değer ise eksi 2,73. 600 saniye ve eksi 2,73. Burası eksi 2,6. Burası eksi 2,7 olsa burası da eksi 2,73 olur. Yani buraya yakın değil mi? Tabii ki tam o nokta olmayabilir ama yine de yeterince yakın olduğunu söyleyebiliriz son olarak da zamanın 900 saniyeye eşit olduğu nokta var. Y ekseninde değer eksi 2,92. Bu noktada şuraya oldukça yakın olmalı. Şimdi bu noktaların üzerinden ya da oldukça yakınlarından geçen bir doğru çizebilir miyiz diye bir bakalım. En uygun çizgiyi çekmeye çalışıyoruz. Hatırlıyorsunuz değil mi? Neler yapabildiğimize bir göz atalım. Aslında oldukça güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi bir doğru çizdik üstelik noktalara daha oldukça yakın geçiyor. Aslında noktalar bir doğru oluşturuyor da diyebiliriz. Demek ki bu birinci dereceden bir tepkimeymiş değil mi? Tepkime birinci dereceden olduğunu gördük. Her şeyi çizerek y eşittir mx artı b denklemine ulaşmış olduk. Yani böylece a şıkkını tamamladık. Sonuçta bir doğru elde ettik. Bu nedenle de bunun birinci dereceden bir tepkime olduğunu göstermiş olduk. B şıkkında bizden hız sabitinin değerini bulmamız isteniyor. O zaman başa geri dönelim. Aradığımız şey hız sabiti yani k. Diğer yandan bu çizdiğimiz doğrunun eğimini biliyoruz, değil mi? Doğrunun eğimi yani m aslında negatif hız sabitine eşit. Evet. Bu grafikteki doğrunun eğimi negatif k'ye eşit. Bu yüzden bu eğimi hesaplamamız gerekiyor. Bunu yapmanın birden fazla yolu var. Bunlardan biri delta y bölü delta x'i hesaplamak. Yani eğimin y'deki değişimin x'deki değişime bölümünün eğime eşit olduğunu göstermemiz gerekiyor. Mesela burada ve burada birer nokta seçerek eğimi hesaplayabiliriz. De öyle değil mi? Ben sadece size nasıl bulabileceğimizi gösteriyorum. Burası delta y olacak. Burası delta x. Birimi ise 1 bir bölü saniye olmalı değil mi? Yani k'nın birimi 1 bölü saniye olacak. Aslında k'nın birimini hız ifadesinden yola çıkarak da bulabilirdik. O zaman bir de onu deneyelim. Tepkime hızı eşittir. Hız sabiti k çarpı siklopropanın derişiminin birinci kuvveti. Ne de olsa bu birinci dereceden bir tepkimeydi. Tepkime hızının birimi molar bölü saniye. Eşitliğin diğer tarafında da hız sabiti çarpı ve Birim molar olan derişim var. Burasının üssü 1. Bir. Molarlar birbirini götürüyor. Bu durumda K'nın birimi 1 bölü saniye olacak. Birimin ne olduğunu bu şekilde de gösterdiğimize göre artık birkaç nokta seçip K'nın değerini hesaplayabiliriz. Yalnız mükemmel bir grafik çizemediğimiz için K için hatasız bir değer bulmamız biraz zor. Bu nedenle de hesap makinesinden yardım almak istiyorum. Hesap makinesiyle de K'yı bulabiliriz. Öncelikle noktalarımızın değerlerini hesap makinesine girelim. Bu aslında benim kullanmaya alışık olduğum bir hesap makinesi değil. Hatta benim normalde kullandığımdan biraz daha zor olduğunu da söyleyebilirim. Ama yine de bu hesaplamayı yapabileceğime inanıyorum. Öncelikle hesap makinesinin regresyon kısmına girmemiz gerekiyor. Bunun için hesap makinesinin stat tuşuna basıyoruz. F2'ye basarak burada değişiklik yapmak istediğimizi belirtmiş oluyoruz. Daha sonra da Enter'a iki kere basıyoruz. Artık kendi verilerimizi yazabiliriz. Öyle değil mi? x 0'a eşitken y de eksi 2,31'e eşit. Zaman 300 saniye iken yani x 300 y de eksi 2,54. Zaman 600 ken, y de eksi 2,73. Ve son olarak zaman 900'e eşitken y'de eksi 2,92'ye eşit. Artık verilerimizi hesap makinesine girmiş olduk. Buradan çıkıp stat kısmına geri dönebiliriz. Sonra da F1'e basıp hesaplama yapmasını isteyebiliriz. Ardından Enter'a iki kez basmamız gerekiyor. İstediğimiz şey doğrusal regresyon öyle değil mi? O zaman F2'ye basıyoruz. Böylece doğrusal regresyon yapmasını istemiş oluyoruz. B bizim eşitliğimizdeki M. B bizim eşitliğimizdeki M. Yani B eğimi temsil ediyor. Bu hesaba göre doğrunun eğimi eksi 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak bulundu. Onu buraya yazalım. Eğim eksi 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bu da negatif k değerine eşit. Demek ki hız sabiti k da 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Birim de biraz önce bulduğumuz gibi 1 bölü saniye. Böylece hız sabitini bulmuş olduk. Ayrıca verileri kullanarak çizdiğimiz grafikle bu tepkimenin birinci derece olduğunu da kanıtladık. Noktalara en uygun olan doğru eğiminden de hız sabitini bulduk.